Güzellikler herkese merhabalar kanalıma hoş geldin bugün çok seksi bir konuyla karşınızdayım dişil enerji arşa çıkararak aranılan fark edilen erkeklerin sadece erkeklerde değil kadınların da böyle düştüğü dibinin düştüğü bir kadın nasıl olunur veya olunur mu? Bunu sizlerle konuşacağız. Gerçekten çok tatlı bir video. Dişil enerji hem yükselteceğiz hem de nasıl ile ilgili çok önemli tiyolar vereceğim. Ve bu video gerçekten çok farklı. Şöyle beklemeyin. Leopar desenleri giyin işte protest tırnakları onca hop yükseldi dişil enerji. Böyle bir şey mü? dışarıda bu tarz binlerce kadın var. Onları gördüğünde şöyle oluyor musun? Wow, aa, oh, nasıl yüksek aurası falan olmuyorsun. Ama hiç bunları yapmayan bir kadın bile bazen bir ortama girdiğinde bir bakışıyla, bir saçının ışıklığıyla, bir gülüşüyle sizler de farkındasınızdır. Dersiniz ki ya bu kadında bir şey var. Aurası ne kadar yüksek? İşte bunun asıl sebebini, bunun arkasında neler var, neler yatıyor, bu kadınlar bunu nasıl başarıyor onu sizlerle paylaşacağım. Hiç vakit kaybetmeden videoya giriş yapıyorum. Ne dedim? İşte Bülent Ersoy tırnakları, Leopard onlara girmiyoruz arkadaşlar. Şimdi asıl önemli nokta power duygu, zerafet. Bak şimdi o kadınlar nasıl tavırlarıyla maskülen değiller, dişiliğinin farkındalar. Ya işte şuradan mesela garsona şöyle yapmıyorlar. Ya işte hesabı gönder. Bunu yapan kadınlar yok mu? Var. Var arkadaşlar. kötü bir şey mi? Değil. Ama konumuz dişil enerji ya. O kadınlarınız... Hayır bunlara hiç gerek yok. Tavrınla, duygunla, zerafetinle, bu zarifliğinle, giyiniş bile olarak, zarifliğinle bile çok fazla dikkat çeken kadınlar. Ha bunu da açık konuşacağım sizlerle. Dikkat çekeyim, dişi enerjim yüksek gözüksün diye yapmıyorlar. Bunlar içlerinden geliyor bu şekilde davranmak. Çünkü kendilerini o derece mutlu hissediyorlar. Ve bu kadınlara dikkat edin, sürekli erkeklerle takılmazlar. Çünkü ne kadar çok erkeklerle takılırsan takılmak derken e, cinsel anlamda bahsetmiyorum. Mesela vardır sizin de çevrenizde. Mesela bizim erkek olarak şu an izlenen erkeklerde varsa, kimi kız arkadaşlarımız olduğunu işte ben Kızlarla anlaşamıyorum. Benim o yüzden çok erkek arkadaşım var. Olabilir. Tamam, sıkıntı yok. Ama konu burada şu. Sen onlarla takıldığında o halı maçlarına gidersin izlemeye Ne bileyim okey dördüncü ararlar Seni çağırırlar Güzelce nargilerini tüttürürsün Bak bunlar kötü şeyler değil Ama bunlar eril enerjini arttıran durumlar Eril enerji de artınca ne oluyor O denge kayboluyor Bak hepimizin içinde var Benim de içinde dişil enerji var Senin de içinde eril enerji var Ama bunun dengede olması gerekiyor İşte bazen Mesela şu da var Hani kalıtımsal olarak da devam ediyor bunlar Bazı dişil beyinli erkekler var Yok mu karşında? Mutlaka çıkmıştır ya. Naz yapan, trip atan, işte işine geldiği gibi davranan, böyle mıy detaylara önem veren, böyle cins cins erkekler yok mu? Var. Bunlar neden? Dişil. Mesela bunların tek erkek çocuğudur, ablası çok fazladır, çok fazla kız arkadaşı vardır. Almıştır onlardan. Aynı şeyden bahsediyoruz. Mesela Nefsin Cevatzade. Çok beğendim. Aurası vesaire güçlü bir kadın. Yani bu kadın Aa, dikkat çekiyor ama çok güzel mi? Değil. Yani açık konuşmak gerekirse. Ama bunların üzerine tabii ek, ekstra bir seksiliği var. O ayrı. Özgüveni ve farkındalığı yüksektir güzelim. Ve olumsuzlukları kabul eder. Bir olumsuzluk olduğunda, hayatıyla ilgili bir şey olduğunda... Bu niye başıma geldi de, niye şöyle oldu da, niye böyle... İrdelemez. Mesela bir adam gitmek mi istiyor? Sürekli düşünmez. Neden gitti? Ben güzel değil miyim? Beğenmiyor muyum? Bilmem ne. Bak bunlar erillik. Bunlara hiç gerek yok. Onun yerine bu olumsuz durumu kabul eder, sakin bir şekilde düşünür, sonra ona göre bir adım atar. Ayrıca ne dedim? özgüveni ve farkındalığı yüksektir. İnsanların kendileri hakkında ne düşündüğünü hiçbir şekilde önemsemezler. Çünkü mesela bir video izlemiştim geçenlerde. Kalabalık bir ortamda işte bir kişisel gelişim uzmanı var. Diyor ki senin saçın mavi, çok çirkin olmuş. Adam diyor ki benim saçım mavi değil. Hayır diyor senin saçın mavi ve iğrenç gözüküyorsun. Adam diyor ki Yo, hayır benim saçım mavi değil. Evet adamın saçı gerçekten mavi değil. Adam öyle olmadığını biliyor çünkü fiziksel görünen bir şey bunu kabul etmiyor. Ve haklı. İşte o yüzden insanların da senin hakkındaki düşünceleri senin üzerine yapıştığından değil. Sen öyle olmadığını bildikten sonra algını değiştirince her şey kayboluyor. Bak bu örnek çok güzel oldu. Boşa tartışmaz biliyor musun? Anlamayacak diye diyaloğa girmez. Bir iltifat karşısında da aa o senin güzelliğin ya demez. Mesela şu çok fazla boşa geliyor kızların. İşte apar topar yapılan saçlar bazen çok güzel oluyor kızların. Mesela erkeklerin de öyle bir durum var. Mesela birisine iltifat aldın. Bir kadından bir erkek. Ya saçların çok güzel. Sen diyorsun ki işte apar topar yapınca işte böyle oluyor. Hayır. Enerjisi yüksek, aurası yüksek bir kadın. Teşekkür ederim. Bitti. İşte özgüven ve farkındalık bu. İnsanların ne düşündüğünü onları açıklama yapmaz. Durduk yere çok fazla konuşmaz. Ona bir şey sormadan bak dikkat edin bu tarz kadınlara. Ona bir şey sormadan hiçbir şey açıklamaz. Ama bizde böyle bir huy var. Kimi erkeklerde de bu var. Erkekte oturuyorsun ya yani bir kadınla oturuyorsun. Daha merhaba demeden ya işte merhaba benim aslan burcum yükselim akrep biliyor musun? Ne bilmiş en sevdiğim şey şu senin en sevdiğin ne? Her şeyi dökmeyin. Adam daha hiç soru sorulmadan kendini açıklıyor sonra soru soruyor. Böyle yapan kadınlar da var. Sana sorulmayan hiçbir şeye cevap verme. Ya karşıdakini ilgilendirmez, etmez, karşıdakini sıkarsın veya çok detaysız, biraz gizemini kaybedersin, detaysız bilgi vermiş olursun. O yüzden bunlara hiç girmiyoruz. Dişil enerji alandır, şefkattir, almayı bilmektir. Bak erillik vermektir dişillik almaktır. Ama günümüz dünyasında çok fazla eril olabilecek pozisyonlarda kalıyor kadınlar. İş ortamı, arkadaş çevresi o olmayacak tabii ki artık yeni dünyada bunlar olacak. Ama böyle bir şey olduğunda derin bir nefes alıp evet ben şu an ne yapıyorum? Veya aklına bir, bir alanda kal. Şu an gerçekten bunu yapmak istediğim için mi yapıyorum? Yoksa insanların üzerimdeki baskısından dolayı mı bunu yapıyorum? Bak hani bunları bir düşün. Bir farkına var. Farkındalığı yüksek bu demek. Bütün her şeyin farkı gözlem yapar. Çok güzel. Hani bu yüzden şur şuraya açtım çatalımı gör. Çok seksiyim. Dişilliğim çıktı falan. Böyle bir şey. Evet bunlar da var. Ama asıl amaç bu. Ve bu yüzden bu video çok önemli. İşte oranı göster. işte poponu çatalın şeyi gözüksün. İşte kolundan böyle bir şey çıksın falan. Yok arkadaşlar. Dişillik işte böyle bir şey değil. Ha kisel bakımına evet çok fazla dikkat eder. Çok fazla önemlidir. Kendisiyle barışıktır. Kendisinin böyle bir alan kurar. Mesela bu tarz bir ofis düşün. Ofiste mumları yakmıştır. Ne bileyim tütsülerini yakmıştır. Özel kendi masaj yağları masaj yaptırıyordur. Bak bunlar önemli. Bunlar kendiyle kendi vücuduna iyi gelecek şeyleri yapmaktan, bunlara para harcamaktan çekinmez. Çünkü kendisi iyi olduğunda etrafa o ışığı saçmaya başlıyor. Ama dediğim gibi bunu dişler enerjim yükselsin, öyle yükselsin, böyle yükselsin. Değil. Kendine değer vermek. Bütün kilit noktalardan birisi de bu. Bak o tarz kadınlara bakın. Bunu insanlara göstereyim. Ha, bak ben pilates yapıyorum. Şuradan dönüyorum. Popom çok güzel olmuş. Bilmem ne. Gösteriş amaçlı değil. Bunlar bak bunlar seksilik. Dişil enerji öyle bir şey değil. Dişil enerji bunlarla hiç alakası olmayacak. Ha, bunu yaparsın. Evet Orada ruhun ve bedenin bütünleşir yoga da mesela. Keza böyle pilates. Kendine spor yapar. Çünkü spor yapmak vücuda da çok iyi geliyor arkadaşlar. Bunu erkekler için de söylüyorum. Ben yapıyorum, muyum? Yapmıyorum işte. Ben tembelim biraz. Hani o konuda şeyim yok. Ama kadınlar yapsın. Mesela geçen bir video gördüm. İşte karınkası olan kadınlar işte erilliktir vesaire diye bir hoca. Yani sevdiğim de takip ettiğim de birisi. Ama talihsiz bir açıklama olmuş diye düşünüyorum. Hani orada karınkası bilmem ne falan işte göbeği olacak diyor. Biraz ayva göbeği olacak diyor. İşte göbekli adamlar da diyor daha çok dişildir diyor. Yani ben öyle bir şeye çok fazla e, inandığımı söyleyemeyeceğim. Biraz talihsiz bir açıklama olmuş. Yani bunları da boş verip gerçekten iç dünyanın huzuru bulmak ve hayatta ne istediğini gerçekten bildiğin bir hedefe doğru gitmek ve anda kalmak. Bu kadar. Bu kadar. Yoksa dedim ya çatalımı göstereyim çok seksi olacağım işte kırmızı rujlar bilmem ne. Evet bak bunlar seksilik ama seksilik ve dişlik farklı. Ve daha önce ben Dişi enerji ile ilgili bir video çektim. Orada daha çok seksilik şeylerini anlattığımı fark ettim. Biraz daha işin içine girince aslında dişil enerjinin bunlar olduğunu fark ettiğim için bunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü benim için gerçekten çok önemlisin, çok değerlisin. Bu konuda çok gündemde. O yüzden insanlar şunu demiş, bunu demişti. O onu yapıyorsa ben bunu yapacağım falan bunlara girmeden anda kalıp gerçekten güzel bir hayat yaşayacağına inancım tam. Bu tarz kadınlar evet aranılıyor, farkında oluyor her şey. Ve hayır demeyi bildikleri için de her zaman el üstünde tutuluyor. Kendine çok güzel bak. Unuttuğum bir şey varsa mutlaka ekle. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Instagram'a da bekliyorum. Hoşçakal güzel kadın.